Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci dönem birinci yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Boşluk doldurmalı bir soru. Okuyalım, dolduralım boşlukları. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. Bakalım. Negatif iki tam sayının toplamı bir tam sayıdır. Negatif iki tam sayı topluyorsam ikisinin de işareti eksi ise sonuç yine ne olur? Eksi, yani ne olur? Negatif. Peki, negatif iki tam sayının çarpımı bir tam sayıysa bu sefer ne olur? Aslında yani sayı ne olursa olsun eksi çarpı eksi neydi? Aynı işaret çarpımların sonucu ne oluyordu? Her zaman pozitif bir tam sayı oluyordu. Pozitif iki tam sayının toplamı, tamam sıkıntı yok, x de pozitif, aynı işaret tam sayıların toplamı neyi veriyordu bana? Yine aynı işaretli olması gerekiyordu. Pozitif. Mutlak değeri eşit ve ters işaretli iki tam sayının toplamı, mutlak değeri eşit ve birbirini ters işaretliyse yan yana geldiğinde eksi 2 ile artı 2'nin toplamı gibi ne oluyordu sonuç? 0. Evet. Aşağıdaki toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapınız. Şimdi yapalım. İlk işlemim ne? Toplama. Farklı işaretli tam sayıların toplamasını yaparken ne yapıyordum? Mutlak değerlerinin farkını alıyordum. 12'den 6 çıktı. 6. Şöyle yapalım. 6. Peki ne yapıyordum? O zaman mutlak değerinin büyük olanın işaretini alıyordum. Ne o? Artı. Tekrar ediyorum. Toplama işleminde farklı işaretleri topluyorsam mutlak değeri büyük olanından küçük olanı çıkarıyorum. 6, büyük olanın işaretini alıyorum. Şimdi aynı işaretli sayıları topluyorum bu sefer. Mutlak değerlerini topladım. 8, 2 daha 10. İşaret negatif, negatif. Sonucum da negatif. Bu sefer karşımda ne var? Çıkarma işlemi. Çıkarma işleminde bu sefer farklı işaretleri çıkarıyorum. Ne yapıyordum? Birinciyi aynen aldım. Çıkarma işlemimi toplamaya çevirdim. İkincinin işaretini değiştirdim. Artık işaretleri aynı sayıları toplama işlemine döndü işim. Ne yapıyordum direkt o zaman? Topladım. 27. İşaretler ortak. Artı. Çıkarma işlemi. Birinciyi aynen aldım. İşaretimi toplamaya çevirdim. İşaretimi değil, işlemimi toplamaya çevirdim. İkincimin işareti değişti. Şimdi ne oldu artık? İşaretleri farklı. Toplama işlemine döndüm. Mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkardım. 13, büyük olanın işaretini aldım. Negatif. Peki, şimdi çarpma işlemine geldik. Çarpma işleminde işaretleri farklıysa artı çarpı eksi ya da eksi çarpı artı fark etmez. İşaretleri farklı sayıların çarpımlarının sonucu her zaman ne oluyordu? Negatif oluyordu. 15 ile 3'ü çarparsak kenarda çarptım. 3 kere 5, 15 elde var. 1, 3 kere 1, 3, 1 daha 45. Eksi 45 demek ki. Yine bir çarpma işlemi. Bu sefer ne? İşaretleri aynı. Eksi çarpı eksi ya da artı çarpı artı fark etmez. Aynı sayıların çarpımı her zaman sonuç ne olur? Artı. 6 kere 8, 48. Geldik bölme işlemine. Bölme işleminin işaretlerinde çarpmadaki kural geçerli. Farklı işaretlerin bölümü ne olur bana? Artı eksi veya eksi artıysa sonuç ne olur? Negatif olur. 21'i 7'ye böldüm. 3. Yine bölme işlemi. Bu sefer ne var? Eksi. Eksi neydi? Çarpmadaki kural geçerliydi. Aynı işaretlerin bölümü ne oldu bana? Artı verdi. 42'yi 21'e bölersek 2. Evet, klasik bir soru. Eksi 14'ten küçük en büyük tam sayı ile 12'den büyük en küçük tam sayının çarpımı kaçtır? Adım adım gidersek. Önce eksi 14'ten şöyle bir sayı doğrusunda gösterirsem. Eksi 14'ü gösterdim. Eksi 14'ten küçük olsun diyor. Nereye bakacağım? Buraya bakacağım. Ama en büyük. Yani bir adım gitsem yeterli. Ne var orada? Eksi 15 var. Peki 12'den büyük en küçük tam sayının çarpımı demişti. 12'den büyük sayı doğrusunda 12'yi gösterdiğimde 12'den büyük neresi? Burası. En küçük olanı seç dediği için bir adım gideceğim. Gittim, ne var? 13. 13'ü de işaretledim. Bunları ne yapın diyor? Çarpın diyor. O zaman eksi 15 çarpı 13.
13'te ne vardı gizli? Artı vardı. Yine işaretleri farklı sayıları çarpıyorum. Sonuç ne olacak? Eksi olacak. 15 ile 13'ü çarptığım zaman 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 1 3. 1 de elde vardı 45. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. Topladım. 5 9 1. O zaman ne oldu sonucum benim? Eksi 195 oldu. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Evet, yine çarpma, bölme, negatif, pozitiflikler var. Yalnız burada dikkat edeceğim şey ne? Benim işlem önceliği. Önce ne yapacağım arkadaşlar? Parantezin içlerini bulacağım. Ondan sonra o iki parantez arasında nasıl bir işlemim var ona bakacağım. Şimdi burada parantezlerle oynamış. Köşeli parantezler kafa karıştırmasın. İki parantez yan yana geldiğinde birbirine karışmasın diye ne yapıyorduk? Köşeli gösteriyorduk. Sadece o içinde ne var ona bakalım. İlk başta birinci işlemim ne? Burada çarpma işlemi var. Parantezimin içinde grup grup yapacağım. Şu grubun içine yaptığımda farklı işaretler çarpma. 3 kere 4 12. Eksi çarpı artı eksi. Ne var arada? Eksi. Şimdi bunun sonucunu yazacağım. 5 kere 2 10. 1'i artı, burada gizli artımız vardı. Artı çarpı eksi eksi. Parantezi koymayı unutmuyorum. Eşittir dedim. Şimdi artık ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Çıkarma işlemi yaparken ne yapıyordum? Birinciyi aynen aldım. İşlemi değiştirdim toplama. İkincinin işaretini değiştirdim. Ne oldu? Farklı işaretlerde toplama oldu artık. Eşittir dedim. Büyükten küçüğü çıkardım. 2 büyük derken mutlak değeri büyük olandan. Ve mutlak değeri büyük olanın nesini aldım? İşaretini aldım. Bunun diğer kısa yöntemi hiç şuraya tekrardan toplamaya çevirme aslında nereden geliyor? Şuradan geliyor. Eksi eksi yan yana gelmiş. Eksi çarpı eksi ne oldu aslında burayı? Artı yaptı. O yüzden aslında kısaca şunu da diyebilirdik. Eksi 12 artı 10. Buradan da buradan da çözebilirdik aslında. Bunun sonucu da nedir? Eksi 12 artı 10. 12'den 10 çıktı. 2 eksi 2. Geldim bu işleme. Şimdi bu işlemde bu sefer parantez önceliğinden ziyade ne var? Üstü ifadeler var. O zaman ben bu sayıları önce ne yapacağım? Üstü ifadelerden kurtaracağım. Önce bunu kurtarırsam eksi 6 kuvveti ne? Çift. Eksi çift kuvvet ne oldu sonuç? Artı. 6 kere 6 36. Artı. Eksi 1 kuvvet ne? 3. Peki içeride eksi var. Kuvvet tek. Dışarı nasıl çıkacak? Eksi. 1'in 3. kuvveti 1. Artı. 7'nin karesi. Herhangi bir işaret yok. Zaten önünde gizli artı var demiştik. 49. Tekrardan yaptığımda önce şurayı yaparsak 30'a artı 36 artı eksi 1. İşaretleri farklı. Mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkardım. Ne oldu? 35. Büyük olanın işaretini aldım. Artı 49. Her şey artık artı olduğuna göre ne yapıyorum? Topluyorum. 5, 9 daha. 14 elde var 1. 3 daha. 4, 4 daha. 84 artı 84. Evet, geldim buraya. Şimdi bakıyorum, bölme var, üstlü ifadeler var. Benim bu işlemi devam ettirebilmem için önce ne yapacağım? Ben bunu düzenleyeyim. Yani kuvvetlerden bir kurtarayım. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Negatif bir sayı, eksi var, tek sayı var. Nasıl çıkacak? Eksi. 2'nin 3. kuvveti 8. Bölme işlemi var. 2'nin karesi 4. Eksi, eksi 1'in 3. kuvveti. O zaman tek sayı negatif. Ne olacak? Negatif 1'in 3. kuvveti 1. Önce ne yapacağım? Bölme var, çıkarma var. Önce hangi kısmı yapacağım? Bölme kısmını yapacağım. Eksi 8 bölü 4. Önünde gizli artı var demiştik. Eksi bölü artı neyi veriyordu? Eksi veriyordu. 8'i 4'e böldüm. 2. Eksi, eksi 1. Kısa yöntemden yaparsak. Eksi 2, eksi eksi ne yaptı? Artı yaptı. 1. O zaman eksi 2 artı 1. İşaretleri farklı. Mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkardım. 1. Mutlak değeri büyük olanın işaretini aldım. Cevabım eksi 1. Verilen çarpım tablosuna göre A artı B artı C işlemi sonucu kaçtır? Bu tarz çarpım tablolarını ne yapıyorduk biz aslında? Satır ve sütunun kesiştiği yere çarpımlarını yazıyorduk. Yazarsak şimdi. Bana A lazım. Bunları bulmaya gerek yok ama ben öğrenmeniz için şimdi bunları da bulacağım. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi eksi artı 2 kere 2 4. Eksi 2 ile 3 eksi çarpı artı eksi 2 kere 3 6.
A'ya geldiğimde eksi çarpı eksi artı 2 çarpı 1 2. Artı 2 oldu A. Şuraya yazalım. Buraya geldiğimde eksi 5 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi eksi artı 5 kere 2 10. Eksi 5 çarpı 3. Eksi çarpı artı. Eksi 5 kere 3 15. C ne geldi? Eksi 15 geldi. Buraya geldiğimde eksi 5 çarpı eksi 1. Eksi çarpı eksi artı 5 kere 1 5. B'ye geldim. Eksi çarpı eksi artı. 7 kere 2 14. B'yi de bulduk mu? Bulduk. İşimiz bitti aslında burayla ama devamına bakalım. Eksi çarpı artı yapacağım. Eksi 7 kere 3 21. Eksi çarpı eksi artı 7 çarpı 1 7. Böylece bütün tablomuzu doldurmuş olduk. Peki beni ilgilendiren kısım A artı B artı C'ydi. Şurada yaparsam artı 2 artı artı 14 artı eksi 15. Önce ilk iki işlemi yaparsam toplam toplama ve ikisi de pozitif. Ne oldu buranın sonucu? 2 ile 14'ü topladım. 16 artı eksi 15. Bunun önünde gizli artı vardı. İşaretleri farklı. Mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkardım. 1. Büyük olanın işaretini aldım. Cevabımız neymiş o zaman? 1. Edirne'deki sıcaklık artı 13 derecedir. Erzurum'daki sıcaklık Edirne'deki sıcaklığın eksi 3 katından 27 derece fazladır. Erzurum'da sıcaklık kaç derecedir? Hemen şurada işlemimi kuracağım. Benim Edirne'deki sıcaklığım neymiş? Artı 13. Erzurum'daki sıcaklık neymiş? Eksi 3 katı çarpı eksi 3'ten kaç fazlaymış? Fazla dediği için artı, pozitif olduğu için 27. O zaman ben bu işlemi yaparsam önce hangisini yapacağım? Çarpma işlemini yapacağım. Yaptığım zaman 13 kere 3 39 artı çarpı eksi eksi artı 27. Artık ne var burada? İşaretleri farklı toplama işlemim olduğu için mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkaracağım. 39'dan 27'yi çıkardığımda 2, 3'ten 2 çıktı 1. Mutlak değeri büyük olanın işaretini alacağım. Ne oldu? Eksi 12. -25 soruluk bir sınavda öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için 4 puan, yanlış cevapladıkları her soru için eksi 1 puan alıyorlar. 3 soruyu boş bırakıp 5 soruyu yanlış yapan Elif bu sınavdan kaç puan almıştır? Şimdi buradaki boş sayısı bana neyi verecek aslında? Doğru sayısını verecek. Şimdi benim elimde 25 soru vardı. Bunun 3'ü boş, 5'i yanlış. 3 artı 5'ten 8 soru fire verdim. Peki benim doğrum ne kaldı elimde? 25'ten 8'i çıkardığımda 17 doğru var. Peki doğruyla kaç puan alıyormuşum? 4 puan alıyormuşum. 4'ü çarptığımda 7 kere 4 28 elde var 2 4 kere 1 4 2 daha 68 puan doğrulardan geldi. Peki bana bir puan çeşidi daha geliyor. Eksi 1 hangilerinden? Yanlışlardan. 5 çarpı eksi 1'den bana ne gelecek? Eksi 5 puan da oradan gelecek. Aslında ben puanları toplayacağım şimdi. Zaten bunun başında eksi olduğu için sakın ola ki 68'den eksi 5'i çıkaracağım demiyoruz. Topluyoruz. 68 artı eksi 5. Ne yaptı? İşaretleri farklı. Mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkardım. 63 büyük olanın işaretini aldım. Cevabım ne oldu? 63 oldu. Yukarıda verilen sayı doğrusunda gösterilen harflere karşılık gelen rasyonel sayıları bulunuz. Sonrasında onları ondalık sayıya çeviriniz. Bulalım şimdi. A'dan başlarsam. Bakıyorum. Kimle kimin arasında? 1 ile 2 arasında. O zaman benim tamım ne var burada? Bir tane tamım var. Kesir çizgimi çektim. 1 ile 2 arasını kaça bölmüş? 1, 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş. 5'e böldüğü için paydaya 5 yazdım. Kaçıncıyı seçmiş? Birinciyi seçmiş. O zaman hemen ondalık sayıya da çevirirsek. Önce bileşik kesre çevirdim. 5 kere 1, 5. Bir daha 6 bölü 5. Ondalık sayıya çevirebilmem için ben paydayı ne yapıyordum? 10 veya 10'un kuvvetleri. Payda 10 olur mu? Olur. Nasıl olur? 2 ile genişlettim. 2 kere 6, 12 bölü 10. Şimdi ne yapacağım ben? Ondalık kesre çevirirken pay kısmındaki sayıyı aynen yazıyordum. 1 sıfır olduğu için 1 virgül kaydığım için ne oldu? 1 virgül
2 oldum. Peki. Geldim B'ye. B nerede? 2'den sonra. 2 ile 3 arası. O zaman tamım ne benim? 2. Kaça bölmüş arayı? 1, 2, 3, 4. Kesir çizgimi çektim. Paydaya yazdım. Hangisini seçmiş? 1, 2, 3'üncüyü seçmiş. Hemen o zaman bileşik kesre çeviriyorum. 4 kere 2, 8. 3 daha. 11 bölü 4. O zaman ben bunu neyle çarpacağım? 4, 10 olur mu? Olmaz. Herhangi bir sayıyla çarptığımda 10 olmadığı için onun ikinci kuvveti 100'e tamamlayacağım. 100'e tamamlamak için 4'ü neyle çarpıyorum? 25 ile genişletiyorum o zaman kesri. 11 çarpı 25 hemen kenarda çarpıyorum. 5 kere 1, 5. 5 kere 1, 5. 2 kere 1, 2. 2 kere 1, 2. Topladığımda 5, 7, 2. 275 bölü 100. Sayımı aynen yazdım pay kısmındaki. Kaç sıfır? 2 sıfır. 1, 2 tane geldim. Virgülüme attım. Nereye doğru? Sola doğru geliyorum. Peki geldim C'ye. C nerede? 3 ile 4 arasında. Bakıyorum o zaman tamım ne? 3. Kesir çizgimi çektim. Kaça bölmüş? 2'ye bölmüş. Birinciyi seçmiş. 2 kere 3 6. 1 daha 7 bölü 2. 2'yi ben 10'a tamamlayabilirim. 5 ile genişletebilirim. 7 kere 5. 35 bölü 10. O zaman pay kısmındaki sayımı yazdım. 1 0 olduğu için 1 virgül attım. Sola 1 virgül kaydım. Ne kaldı elimde? D kaldı. D'ye de bakarsak 0 ile 1 aralığında olduğu için tamım yok. Sadece kesir çizgimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüş. Kaçıncıyı seçmiş? 1, 2, 3, 4'üncüyü seçmiş. Şimdi 8'i 100 yapabilirsiniz. Ama bu iş zor. Onun yerine bakıyorum sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Şimdi aslında ben ondalı kesre çevirirsem 5 ile genişlettim. 5 bölü 10. Yani 0,5. Neden 0,? Çünkü tamım yok. Bunların hepsinde neyim vardı? Tamım vardı. Yukarıdaki sıralamaya göre A yerine yazılabilecek tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi benim buna bir yorum yapabilmem için önce bir kere baktığımda kıyaslama yapmak için paydalarımı ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Paydalarımı eşitlemek için 14 ile buluşturabilirim. Bunu 2 ile çarparım. Bunu da 2 ile genişletirim. Genişlettiğim zaman ne oldu? 2 kere eksi 2'den eksi 4 bölü 14 küçüktür. A bölü 14 küçüktür. 6 bölü 14. Şimdi artık paydalarım eşit olduğu için paydaları eşit rasyonel sayıları sıralarken ne diyorduk? Payı küçük olan küçüktür. O zaman paydalarla ilgilenmeyeceğim. Benim A eksi 4 ile 6 arasındaki tam neyler? Sayılar. Eksi 4 ile 6 arasındaki tam sayılara bakarsam ne var? Eksi 3, eksi 2, 1, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunları toplayın diyor bana. Şimdi ne hatırlıyordum ben? Mutlak değeri eşit sayıların farklı işaretlerin toplamı neydi? 0. Şimdi bunları topladığımızı düşünürsek 0 zaten etkisiz. Eksi 1 ile artı 1'in toplamı 0. Eksi 2 ile 2'nin toplamı 0. Eksi 3 ile 3'ün toplamı yine 0. Elimde ne kaldı? 4 kaldı. 4 ile 5'i topladığımda ne olacak sonucum? 9 olacak. Aşağıda verilen devirli ondalık sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız ve rasyonel sayıya çeviriniz. Önce sıralayalım, sonra tek tek ne yaparız? Rasyonel sayıya çeviririz. Şimdi sıralama yaparken ben aslında neye bakıyordum? Önce bir tam sayılarına baktığım zaman 1, 2, 2, 1. Bir kere bu ikisinden küçük olacak. Küçükten büyüğe doğru demişti. Şunlara bakmadım, şunları kıyaslayacağım. Baktığımız zaman 1, 1. 2, 2. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi bu devirli sayılarda ben neyi biliyordum bu aslında? 1, 2, 2, 2 diye gidiyor. Bu nasıl gidiyor? 1, 21, 21 olarak gidiyor. Şimdi tekrar kontrol ettim. 1, 1, 2, 2. Burada sırada ne var? 1. Burada ne geldi? 2. O zaman benim en küçük sayım hangisi oldu? 1, 21 devrediyor. Küçüktür. Bundan 1,2 devrediyor. Şimdi ne yapacağım? Bu ikisini kıyaslayacağım. Bu ikisini kıyasladığımda 2, 2, 0, 0. Burada 0. Şunu şöyle uzatalım. 0, 3, 0, 3. Burada 0, 3 beraber devrediyor. Burada ne yapıyor? 3 tek başına devrediyor. O zaman 2,03, 0, 3 diye devam ederken
2,0333 diye devrediyor. Sıradan bakarsak 2,2,0,0,3,3,0,3 geldi. Hangisi büyük? Bu büyük. O zaman ne var sırada küçük olan? 2,03 beraber devreden küçüktür. 2,03 devreden. Peki ben bunları çevirirsem nasıl çeviriyorduk? Neydi benim formülüm? Sayının, şuraya yazalım. Sayının tamamı eksi devretmeyen bölü virgülden sonrasına bakarak devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 atacağım. Peki bundan başlarsak 1,2. Sayının tamamı ne? 12. Devretmeyen kısım ne? 1. Burada tamamen pay kısmındaki işlemi yaparken herhangi bir virgül yokmuş gibi bakıyorum. Virgül yok. Devreden çizgisinde yok saydım. Ne var elimde? Sayının tamamı 12. Yine yok sayarken üzerinde devreden çizgisi olmayan kim var? 1. Bölü. Virgülden sonra dedi. Virgülden sonra devreden kaç tane sayı var? 1 tane sayı var. 1 tane sayı ise 1 tane 9 koydum. Ne oldu sonucum? 11/9. İkincisine bakarsam 2,03 beraber devrediyordu. Sayının tamamı ne? 203. Ne devretmiyor? 2. Bölü. Virgülden sonra kaç tane devreden var? 2 tane olduğu için 2 tane yan yana 9. 203'ten 2 çıktı. 201/99. Sırada ne var? 2,03 devrediyor dedik. Yine sayının tamamı 203. Bu sefer devretmeyen kim? 20/ devreden bir tane, devretmeyen bir tane. Ne oldu bunun sonucu? 183/90. Peki ne kaldı? 1,21. 21 beraber devrediyormuş. 121'den devretmeyen biri çıkardım. Bölü dedim. 2 tane devrettiği için 9, 9. Ne oldu? 120/99. Evet, rasyonel hali de çevirmiş olduk böylece. Evet, bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Yazılı çalışmasında başarılar dilerim. Hepinize bir sonraki videolarda görüşmek üzere.